Hepiniz hoş geldiniz. Ben psikolog Faruk Cansız. Aynı zamanda canlı derslerin rehberlik bölümünde çalışıyorum. Şimdi öncelikle bugün burada biliyorsunuz malum sınav için bir aradayız ve bu sınavda velilerimize düşen yükümlülükler mi diyelim, görevler mi diyelim, yoksa üzerinize almak istediğiniz sorumluluk mu diyelim. Bunu sizler tercih edeceksiniz tabii ki de. Burada ben öncelikle size sınav sisteminden birazcık bahsedeceğim. Sınav sisteminden sonra neler yapılır, neler yapılmaz, düzenek nasıl gidecek, işte çocuğumuz hakkında nasıl bilgiler alırız, canlı dershanede neler oldu, neler bitti, bunları nasıl öğreniriz, bunların üzerinden birazcık gidelim dedim. Hem sizin kaygınızı hem çocuğunuzun kaygısını nasıl yönlendireceğimizi, bununla ilgili nasıl yöntemler benimseyeceğimizden bahsedeceğim. Şöyle öncelikle YKS adı altına geçiyor sınavımız. Öncelikle nasıl bir sınava gireceklerinden birazcık bahsetmek istiyorum size. Bildiğiniz üzere hani 12 Şubat'ta 6 Mart arasında sınava başvurularımız gerçekleşecek. Hani bu sınavda temel yeterlilik testi dediğimiz TYT, bir de AYT dediğimiz bir şey var, alan yeterlilik testi. Yabancı dil testimiz vardı. Yabancı dil bölümüne tercih edecek adaylar için. Hani bunların her biri ayrı birer oturum olarak gerçekleşecek. Bunların hani tarih olarak 12 Şubat ile 6 Mart arasında gerçekleşecek. Şöyle kimler girebilir özellikle 2019 YKS'ye? Örgün eğitimin 4. sınıfında olan, yani son lise sınıfta olan ve aynı zamanda örgün eğitimi yurt dışında bitirmiş, burada denkliği olan liselerde. Ondan sonra bir de mezuna kalmış arkadaşlar, lise hayatını tamamlamış arkadaşlar girebiliyor. Bu şekilde 2019 YKS'ye girilebiliyor. Şimdi başvurular, özellikle başvurular kısmında her zaman son zamanlarda ailenin ve çocukların kafaları karışıyor. İşte acaba ben kendim başvuru yapabilir miyim? Fotoğraf gerekiyormuş, o oluyormuş, bu oluyormuş diyorlar. Evet, fotoğraf geçerli. Fotoğraf lazım oluyor. Fotoğraf neden lazım oluyor? Özellikle geçerli fotoğraf dediğimiz olay, son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru yapmadıysanız, hani sınav sisteminde özellikle mezun adaylar ve 12. sınıftan önce herhangi bir şekilde fotoğrafını çekip ÖSYM'nin sayfasında bulunmayan arkadaşlar bunu okullarından, işte ÖSYM başvuru yerlerinden fotoğrafını çektirip oradan doğru kayıt yapabilirler. Fotoğrafını çektirdikten sonra dilerseniz siz de ÖSYM'nin adresinden doğru kendiniz sınava başvuru yapabiliyorsunuz. Hatta başvuru ücretini de online olarak ödeyebiliyorsunuz sistemlerinden. Şöyle kısaca bunları anlatayım. Geçeyim. Şimdi TYT, YKS dediğimiz olay, YKS, TYT ve AYT olarak iki sınava ayrılıyor. Şimdi TYT'de özellikle temel yeterlilik üzerinde gerçekleşiyor. Hani birinci oturum 120 soru, 135 dakikalık bir sınav. Burada temel akıl yürütmenin, muhakeme gücünün, sözel ve sayısal becerilerin ölçülüğünü, özellikle çocukların hani bu mantık yürütmesini, az zaman çok çabuk iş çıkarmasını bekliyorlar. Temel yeterlilik sınavı deniyor buna özellikle. Burada işte Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri olmak üzere 120 tane sorumuz var. Şöyle. Şimdi hangi dersten kaç konu olarak çıkacak diye şey yapalım. Türkçeden 40 tane sorumuz olacak. Sosyal bilimler kendi arasında coğrafya, din, kültür, felsefe ve tarih olarak ayrılacak. Temel matematiğimiz 40 tane. Fen bilimlerinden de 20 tane var gördüğünüz üzere. Burada biyolojiden 6 soru, fizikten 7, kimyadan da 7 sorumuz var. Totalde 120 soru yapacak. 135 dakika, yani 1 dakika 12,5 saniye bir soru başına düşen dakikalar olacak. Çok zamanın önemli olduğu bir sınav temel yeterlilik. Çocuklarınızın özellikle zamanı iyi yönetmesi, bol soru çözüp çözmediği, algısının, işte bilişsel becerilerin ne kadar ileri olup olmadığını ölçen bir sistemdir aslında. Yani dikkatin ve yoğunlaşmanın çok olduğu bir sınavdır bu. AYT'ye birazdan bahsedeceğim. Hani TYT gibi o kadar fazla
dikkat yoğunlaşması o sınavda gerçekleştirilmeyecek. Çünkü TYT bildiğiniz üzere sizin birazcık daha mantık kurma, daha önceki bilgilerinizle beraber bağdaştırabilme yeteneğinizi ölçecek. Şöyle bir puanlardan da biraz bilgi vereyim. 150 barajımız var ve de 180 barajımız var. Bunun yanına da bir de 200 barajı eklendi. 150 barajı ön lisans programlarına girebilmek için ve de özel yetenekle alınan bazı bölümler var. Bunlara girebilmek için 150 barajı. 180 barajı ise normal lisans 4 yıllık dediğimiz, ön lisansta 2 yıllık dediğimiz bir sistemdir. 200 barajı da bir sonraki sene o puanı garanti edebiliyor olmanız. Çünkü biliyorsunuz sistem değişti. Artık TYT'de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Atıyorum 200'ün yukarısına bir puan aldınız ve bu puanı şey olarak kullanabiliyorsunuz. Hani önümüzdeki sene TYT'ye girmek bu puanı sabit tutabiliyorsunuz. TYT'de atıyorum 250 puan aldınız. AYT'ye girdiniz. AYT'den istediğiniz puan alamadınız. Önümüzdeki sene tekrar hazırlanacaksınız. TYT puanınızı 250 kalabiliyor. Bu şekilde onu garanti altına alabiliyorsunuz. Şöyle geçeyim. Evet, bundan bahsettim. 200 barajına. Şimdi AYT kısmına gelelim. Şimdi ikinci oturum dediğimiz şey 160 soru 180 dakikalık bir sınavdır. Şimdi ikinci oturumda birazcık daha bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Yorum gücünü ölçüyor. Burada 160 soru 180 dakika olarak takılmayalım. Çünkü herkesin kendi alanı var burada. Alana yönelik var. Sayısalcı arkadaşlar biliyorsunuz daha çok matematik ve fen kısmına yoğunlaşacak. Yani aslında onların çözeceği şey kendi alanları. Bu da onlar için şöyle bir zaman tasarrufu oluyor. Yaklaşık bir soruya düşen dakika 3 dakika oluyor. Bu 3 dakikayı da çok iyi değerlendirebiliyorlar. 3 dakika olduğu için sorularla ilgili hani ne kadar çok odaklanmasına gerek kalmıyor. Bilgi düzeyini daha çok ölçüyor. AYT'de de genelde konu dağılımı olarak 3. ve 4. sınıflarda yani 11. ve 12. sınıflarda aldığı konularla alakalı genelde bağdaştırılıyor. Tabi bazı dersler ve bölümler değişebiliyor. Çünkü biyolojide TYT veya AYT şeyi yok. Dağılımı yok. İkisinden de çıkabiliyor. Çoğu ders için bu geçerlidir ama genelde 3. sınıf ve 4. sınıftır. Çünkü 1 ile 2 temel bilgi düzeyidir. Temel bilgi düzeyi TYT'de geçerli oluyor. Burada da şimdi soru dağılımlarını size verelim. Alan yeterlilik testini yani AYT diye geçirdiğimiz şeyde sesim kısık mı geliyor? Dilerseniz sesimi normal şeyinizden açabilirsiniz. Sesim küçük geldiğini diyorum. Kısık geldiğini düşünen başka birisi var mı? Sesimi daha da yükselteyim mi? İyi mi? Aytan Hanım, isterseniz aşağıdan sesimi yükseltebilirsiniz. Sesim net gelmiyorsa eğer. Sesimi yükseltmeyi deneyin. Ben yine yüksek sesle konuşmaya çalışacağım sizin için. Alan yeterlilik testinde özellikle bahsetmem gereken Türk Dili ve Edebiyatı totalde Türk Dili ve Edebiyatı 24, tarih 10, coğrafya 6. Bu sözel eşit ağırlık grubuna girecek arkadaşların gireceği bir sınav. Sosyal bilimler 2, sözel arkadaşların tercih edeceği genelde alan. Ses çok mu az? Sesim az olduğunu düşünüyorsunuz. Ses iyi, çok mu az? Açabilirseniz sesim eğer şeyden aşağıdan doğru. Açtıysanız eğer ben devam edeyim. Eğer tekrar sesimin az olduğunu düşünüyorsanız lütfen yazın. Sosyal bilimler 2 ise tarih 2, coğrafya 2, felsefe grubu ve din kültür sorularının olduğu
bir alan. Burada sözelci arkadaşlar daha çok dahil oluyor. Tabii eşitarlıkçı ve sözelci arkadaşların birbirlerinin alanlarındaki sınava da girebiliyor. Sayısalcı arkadaşlar da tabii ki girebiliyor. Tercih açısından eğer eşitarlıktan tercih yapacaksa bir öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı ve matematiğe girer. Sözelden yapacaksa Türk Dili ve Edebiyatı ve sosyal bilimler olarak girer. Sayısaldan yapacak arkadaşsa işte matematik ve fen bilimlerinden girebilir. Burada hepsinden yaklaşık şöyle baktığımızda dengelenmiş soru sayımız vardır. Kendi aralarında ayrılıyor 40-40-40 diye. Bunların her birinden hangi bölüm olursa olsun iki tanesine giriyor. Yani 80 tane soruya 80 tane soruya 180 dakika karışıyor yaklaşık. Sesim az mı? Sesim bu şekilde isterseniz sesim kalsın, devam etsin. Ses az mı? Şu an nasıl peki? İyi mi? Şu an iyi mi? İsterseniz çok gelmiyorsa ya birazcık daha açabilirim. İyi mi şu an? Onda totalde işte kendi alanına göre 80 tane soruya girecek. 80 tane soruya girecek. Telefondan bağlandığınız için bu tarz bir şey olmuş olabilir. Ben geldi sesimi açtım. Devam ediyorum. Bu arada siz aklınıza gelen soruları lütfen yöneltin bana. Şimdi sınavların yüzdelik etkisinden bahsedeyim kısaca. TYT bildiğimiz üzere %40 etki ediyor. AYT ise %60 etkisi var. Alan yeterlilik sınavının fark ettiyseniz daha fazla bir etkisi var. Yani totale vurduğunuzda AYT'nin aslında çok büyük bir etkisi var. Çünkü AYT aslında seçeceğiniz bölüm, seçeceğiniz hani lisans programı alacağınız puanıdır aslında. TYT'de evet TYT ortak bir paydada birleşen bir sınav. Herkesin dahil olduğu bir sınav. AYT ise kendi alanınızın. Yani sayısalcıysanız sayısalcıların arasından seçileceğiniz alan. Eşit ağırlıkçının arasından seçileceğiniz yer. Sözelciyseniz sözelcilerin arasından seçileceğiniz yer. Sıralamanız da buna göre belirleniyor aslında. AYT'nin sınavın normal etkisi daha fazla. %60 deniyor ama daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şöyle özellikle belli başlı bölümleri ÖSYM tarafından baraj puanı ilan edildi. Biliyorsunuz bu son yıllarda. Evet, öğrenciler için de sınav kaygısı ve sınav taktikleri diye sınavın son aylarında neler yapılması gerekiyor. Bunun üzerine de devamlı her hafta pazar günü saat 9'da bizim derslerimiz olacak. Benim yıllık bir planım oluştu. Bu yıllık planıma göre öğrencilere de anlatacağım. Ama öncelikle verilerimiz oldu burada. Velilerimizin aklında önce bir sınav ne? Sınavdan sonra bu sınav kaygısı. Çocuğun kaygısını görüp sizin de kaygılanmanız. Tam tersi olabiliyor. Bazen sizin kaygınız fazla olup çocuğu kaygılandırabiliyor, endişelenebiliyor. Bununla ilgili bir açılım yapacağız beraber. Katılmamızın amacı da bu olduğunu düşünüyorum. Tıp için 40 bin puan baraj olarak alınıyor. Hani ilk 40 bine girmeniz gerekiyor tıp için. Hukuk için 150 bin. Mühendislik için 240 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik PDL de dahil 240 bin. Hani bu baraj puanları sabit mi hocam diyeceksiniz. Şöyle olabiliyor. Hani ÖSYM bazen buna müdahale edebiliyor. Ama geçen sene yaptı buna benzer bir örnek. Bu sene yapar mı bilmiyorum. Barajları birazcık daha geri plana çekebiliyor. Ama şu an olan sistem bu. Hani açar mı açmaz mı bilemeyiz. Şu an olan sistem bu. Şimdi 2018'de sınava girenlerin sayısına bir bakmak lazım. TYT'ye gördüğünüz gibi
2.222.421 kişi girmiş. AYT'ye de 1.982.669 kişi girmiş. Yani fark ettiyseniz sınava girenlerin sayısı çok fazla var. Herkesin istediği bölüm, herkesin istediği alanlar genelde çocuğa dayatılma kariyer kaygısının ön plana çıktığı, hayatta kendini sadece mesleğiyle ifade edilebilecek alanlara yöneltmeyi seçiyor. Gördüğünüz gibi bu kadar kişi sınava giriyor ve bu sınavdan tabiri caizse başarılı olmak kavramı çıkıyor. Hani başarı nedir? Önce bunu bir kavramak gerekiyor. Hani başarılı çocuk nasıl anlaşılıyor? Hani diğer çocuklar başarısız mı veya bizler olmadık mı gibisinden şeyler oluyor, cevaplar çıkabiliyor. Hani bunu özellikle velilere bahsetmem lazım. Çocuğun kaygısı bu anlamda çok artıyor. Şimdi ne olduğunu, bu durumlarda neler yapılmalı, bunları konuşacağız birazcık. Şimdi öğrencinizi, yani sadece çocuğunuz olmayabilir, torununuz veya başka kardeşiniz, ablanız vesaire de olabilir. Hani bunu önce ne olduğunu, neye girdiğini bildiniz artık. Çocuğun çok fazla kişinin girdiği, böyle tabiri caizse bir maratonda olduğunu biliyorsunuz yani. 2 milyon kişinin girdiği bir sınavdan bahsediyoruz. Bu kavram ortaya çıkınca ister istemez sınav kaygısı ortaya çıkıyor. Şimdi sınav kaygısı bir fobi değildir. Çoğu kişinin yaşadığı bir şey olduğu için fobi diyemeyiz. Sınav kaygısı genel bir kaygı olarak geçiyor işte literatürümüzde. Şimdi burada özellikle kaygı ne? Sınav kaygısı ne diye bir başlığımız var. Şimdi öğrencilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanması gereken dikkati, odağını, başarısını tam tersi etkileyecek duruma yol açan yoğun bir endişedir aslında sınav kaygısı. Hani kaygının ne düzeyde olması gerektiğini tam olarak kimse kestiremez. Kaygı dediğimiz kavram yukarıda olunca, çok kaygısı olunca çekingenlik, harekete geçmede sıkıntı ve o kaygıyla, yoğun kaygıyla mücadele etmeye çalışan enerjinizi tüketiyor. Odağınızı düşürüyor. Peki kaygının çok az olması, burada bir kavram ortaya çıkıyor. Kendini bilmez, ön koşulları bilmez bir karakterden bahsediyor. Genelde hani bizim toplum için söyleyeceğim. Genelde velinin gördüğü bizim çocuğun sınav kaygısı yok. Hani hiç kaygısız, kaygısız deriz ya, bu kavram çalışmaz, etmez işte vesaire diye kendi kendine böyle devamlı söylenip durur. Şimdi bu yansıtılan pozisyon aslında pek hoş bir pozisyon değil. Neden değil? Çünkü bizim özellikle kendi uyguladığımız sistemde kaygı kendi kendini doğrulayan bir teorisi vardır. Eğer siz derseniz ki hani benim çocuğum çalışıyor, elinden geleni yapıyor, çabalıyor, İşte başarılı olacağım inanıyorum dersin, bu çocuk başarılı olur. Eğer tam tersi etki yaratırsanız, hani bizimki başaramıyor, çabalasa da bir şey olmaz, bundan zaten bir halt olmayacak, İşte devamlı geziyor, hiç devamlı eğlence peşinde, hiç ders oturduğunu görmüyorum, bu tarz dedikçe çocuk bu tarafa yönelecek. Yani aslında bu verdiğiniz enerjiyle alakalı bir anlam. Kendinizin hissettiği, olmasını istediğiniz enerji de bu. Sizde çeşitli, hani her iki tutumda gerçekleştiren bir yerde çeşitli bir problemler gerçekleşmiş olabiliyor. Çok fazla da olan da birazcık daha kariyer kaygısı ön plana çıkıyor. Aşağıda olan da ise birazcık da hani bizim şey olarak birazcık aşağılık kompleksi olarak gerçek. Şu hani okusan ne olacak, işte sen şunu da yapsan ne olacak, bunu da ne yapsan da ne olacak gibisinden geçiyor. Bu iki uçlarda bizim tarafımızdan tercih edilmiyor. Bizim tarafımızdan derken, yani tabii bu şekilde kendi çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz, bu şekilde devam ettirebilirsiniz, ama nereye kadar böyle geçecek bunu bilmemiz lazım. Çünkü çocuk kendini artık iki uçta yaşadığı için kendini gerçekleştiremeyecek. Şöyle bir
Devam edelim. Şimdi sebeplerine geçelim. Sesim az mı gene? Sesim şu an nasıl? İyi mi? Net mi? Sesim az mı geliyor? Hala az mı? Sesimize tekrar kontrol edeyim ben. Tamam, umarım çok zirveye de ulaşmamıştır. Rahatsız edecek düzeye geliyorsa eğer sesim, lütfen kısa kısım deyin. Yani cevap olarak belirtin bana. Şimdi sınav kaygısının sebeplerini öncelikle. Malum sınav kaygısı herkes tarafından yaşanan bir olay neredeyse dedik. Genelde daha çok sınav kaygısının yoğun yaşandığı kişiler işte zamanı iyi kullanamama. Zamanı iyi kullanamayan bireyler sınav kaygısını sık sık yaşar. Burada en çok zaman yönetimi konusunda biz zaten sizin değerli öğrencilerinizi bu konuda bilgilendirme yapıyoruz devamlı. Zaman yönetimi nasıl olur? İşte A, B, C kuramına göre, önemli olan acil olana göre. Bunlar hakkında devamlı bilgilendirmeler yapıyoruz. Hani önemli olanı, acil olanı, önemsiz, acil olan hepsini tek tek ayırıp nasıl şemalayacağımızı zihnimizde belirtiyoruz. Şimdi alışılmış gereksiz ve olumsuz düşünceler. Olumsuz düşünceler özellikle kazanamayacağım. İşte şu anki performansım çok düşük. İşte Ocak ayından beri, hatta Kasım ayından beri çocuk kendini şu anki performansın özellikle 12. sınıf öğrencisi İşte şu an bu derecede olmamam lazım. Şu kadar net yapmam lazım. Bu kadar net yapmam lazım deyip daha çok geri plana itiyor. Yani kaygısı şu seviyede ise yapmam lazım. Lazım dedikten sonra seviye buraya yüksek. Kendisini çok fazla alışılmış ve olumsuz düşüncelerle bağdaştırıyor. Bağdaştırmaması gereken durum şu. Senin daha konuların bitmemiş. Bununla ilgili daha yeterli çalışmayı yapmamışsın. Sınava daha şu kadar ay var. Ve dersler devam ediyor. İşleniyor dersler. Evet. Hani geçtiğimiz yıllarda birçok konuyu öğrendin ama bu konuların hepsi biliyorsunuz çok fazla akılda kalmıyor. Yani bir bilginin %80'i ilk gün unutuluyor. Kalan %20'yi canlandırabilmek için işte günlük 24 saat kuralından bahsettim ben öğrencilerimize. Bu 24 saat kuralına göre uyguluyoruz. Hani bilgiyi daha az kaybedelim diye. Haftalık kuralımızda tekrar pekiştiriyoruz. Aylık kuralımızda geriye dönüp pekiştiriyoruz. Hani bunlardan bahsettik ama yine de unutma söz konusudur. Hani seneler geçiyor ve bu örgün eğitimde öğretilen dersler, sistemler devamlı değişiyor, yenileniyor kendi kendine ve bunu takip etmek çocuk için gerçekten zor oluyor. Önce hani bireyi tanımalıyız, çocuğu tanımalıyız, çocuğun yaşadığı durumu algılamalıyız diyorum ya. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hocam yapan nasıl yapıyor diyeceksiniz. Yapan işte bunları düşünerek yapıyor. Hani başarı öyle kolay gelmiyor. Hani istediği şey hedeften kastım. Bizim başarıdan kastımız hedef. Kendi istediği hedefe ulaşması tamamen basamaklarla. Nasıl merdivenin birinci basamağından sonuncu basamağına gidemezseniz sırayla çıkılıyor. Önce kötü düşünceleri ortadan kaldırıyoruz. Kendi kendine gerçekçi düşünceleri ortaya çıkartıyoruz. Olayın farkına vardırıyorsunuz. Sonra zamanı iyi yönettirmeye çalışıyorsunuz. Kötü alışkanlıkları bir plana geri plana atıyoruz. Çünkü kötü alışkanlıklar gerçekten çok fazla var. Hani bu sadece hani sizin aklınıza gelen kötü alışkanlıkları görmeyin. Maddeye kötüye kullanım olarak biz bunu kullanırız. Hani her türlü maddeyi, telefonu, bilgisayarı, işte tableti veya kafeleri, arkadaşlarını vesaire her şeyi kötüye kullanabiliyor. Kötüye kullanmaması için olayın farkına varma kavramını ortaya çıkartıyoruz. Biz bunu zaten her hafta pazar günü ben bundan kısaca bahsediyorum. Beklenti düzeyi çok önemli arkadaşlar. Bu şöyle bir durumumuz vardır. Öğrencide yetenek ve bildiğiniz üzere bilgi kavramı vardır. Yetenek ve başarı. Başarısı yüksek olup yeteneğe düşük olan çocuklarda
Hani bununla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor. Yeteneği yüksek olup başarısı az olan çocuklarda ise işte bu dediğimiz sistem, sınav kaygısının yoğun olduğu, zaman etkin bir şekilde çalışamadığı bilgisini şey yapıyoruz, anlıyoruz. Hani daha çok çocuğun biz burada başarı düzeyini ölçüyoruz. Çünkü burada bizim çalışma odalarımız var. Bu çalışma odasında özellikle sınavlara çalışırken kütüphane niteliğinde oluyor. Canlı dershanede özellikle çalışma odalarında hani orada binlerce soru çözümü, videolu, konu anlatımı, daha önce anlatılmış konular, işte çalışabileceği alanlar, bunların hepsini burada kanalda bulabiliyor, çalışma odası kanalında. Ve aynı zamanda bu çalışma odasında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Hani oraya girdiği, çıktığı, çözdüğü, harcadığı vakti kendi kendini gözlemleyebiliyor. Yani kendi kendinin rehberliğini yapıyor sistem. Sistemde hani tabii bireysel olarak bir müdahale olmuş oluyor. Hani benim tarafımdan değil, sistem tarafından müdahale oluyor. Ve şu konudan şu kadar çalışmışsın, bu konudan şu kadar yapmışsın, bu konudan şöyle bir başarım var. Bunları çocuk kendi görebiliyor. Tabii dilerseniz sizler de hani canlı dershanenin hani bu nevi, bir nevi karne gibi oluyor. Sizler de kendi öğrencinizin çalışma odasında ne kadar zaman harcadığını, neler yaptığını, hangi soruları çözdüğünü, hangi konuların tekrarlarını, videolarını izlediğini canlı dershaneden öğrenebilirsiniz. Hani bu sistemimizde mevcuttur. Bu zaten sizin için de çok iyi olacaktır. Çocuğun da yüzleşme kavramı olarak çok iyi olacaktır. İşte ben özellikle birinciyi atladım, diğerlerini söyledim, bunu sonraya bıraktım. Bu yetersiz öğrenme ve çalışma becerisini iptal edecek, tam tersi çalışma becerisini ve yeterli öğrenmeyi katkı sağlayacak, görevli sorumluluklarını bilmesini sağlayacak bir sistemdir. Bununla yüzleşmesi öğrenci için çok güzel olacaktır. Sınav kaygısını azaltacak etkenlerden bir tanesidir. Hani kendi başarısıyla yüzleşerek bu başarıyla beraber neler yapabileceğini ve nasıl arttırması gerektiğini burada zaten özellikle çalıştığında ilk adım atmak bizim için çok önemlidir. Çocuklara en çok söylediğimiz, hani öğrencilere en çok söylediğimiz kavram, hani bizim her şeye rağmen devam etmek, mücadele etmek, çabaya vurgu yapmak olmuştur. Yani çabaya vurgu yapmak neden çok önemli olmuştur? Çünkü çaba aslında bir başarıdır. Çünkü çocuğunuz sadece bir sınav değil. Hani sadece bir sınavdan ibaret olamaz veya seçtiği bir meslekten ibaret olamaz hayatı, ama çabası en ön plandadır. Çabayı her zaman vurgu yapmalıyız. Çaba, çocuğun çabası velisi tarafından, arkadaşları tarafından, işte ebeveynleri tarafından takdir görmelidir. Takdir gören başarı, başarı olmamalıdır. Takdir gören çaba olmalıdır. Başarıyı eğer takdir ederseniz burada şöyle bir mekanizma oluyor. Hani beni ödülle cezalandırma dediğimiz bir sistem gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü başarı, hani bunlar şey değil ki, hani deney objesi değil. Hepsi sizin çocuğunuz, hepsi çabası belli bir odağa, belli bir düzeni olan insanlar. Bunların her birini dinleyip birer birey gibi karşımıza koymamız gerekiyor hayatın yönlendirmesi için. Siz onlara ne kadar mutlu ve etkin bir zaman bırakırsanız onların kendini keşfetmesi daha yüksek planda olur. Ne kadar baskıcı, dayatmacı bir sistem yaparsak çocuk bu kalıpları yırtmak için inatçılık kavramı ortaya çıkıyor. İnatçılık kavramı ortaya çıkınca da kendiyle ve sizle inatlaşmaya başlıyor. Şöyle bir devam edelim. Şimdi öğrencinin sınav kaygısıyla ilgili sıkıntılarını onlar açısından nasıl aşacağını onlarla seminerler düzenleyerek zaten yapıyoruz dedik. Daha önce bununla ilgili sınav taktikleri üzerinden bir bahsimiz olmuştu. Şimdi veliler ne yapmalıya biraz odak yapacağız. Bunda özellikle öğrencinin başarısı sadece kendisine bağlı değil. Çevrede bir dünya etken, bir dünya uyarıcı var. Bunların hepsini tek bir çocuğa bağlamak veya onun bilişsel düzeyine bağlamak
yanlış olur. Çünkü insan dediğimiz kavram biyopsikososyal bir varlık. Hem biyolojik etkeni vardır, hem sosyal çevresi vardır, hem de psikolojik etkileri vardır. Hani burada kaygı dememizin temel sebebi birazcık daha psikolojik etmenli olmasını sağlamaktır. Psikolojik etmenli olan kavramları birazcık daha biz burada kendimiz nasıl yıkabiliriz bunu üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi anne babanın rolü fazlacıdır yazdık ama anne babanın rolü aynı şey gibidir. Hani bir çiftçi gibidir. Çiftçi nasıl olur? Bir tohumu en iyi tohumu yapmakla uğraşmaz. Ona en güzel olanakları sağlamakla oluşturur. Ona suyunu verir, işte gübresini atar, zemin hazırlar ona. Kendi bu büyük tohum. Tohumu alıp böyle uzayıp çekemez. Böyle bir yeteneği de yoktur dedi. Ona sadece olanak hazırlar, zemin hazırlar. Doğru zeminde doğru olanaklarla beraber çocuk kendini zaten verecektir. Hani gelişecektir. Özellikle çok motivasyon bozucu sözleriniz varsa çocuğunuz hakkında, hani olumsuz pekiştirmeleriniz varsa bunları birazcık azaltmanızı isteyeceğim. Çünkü sınav kaygısı öyle kolay bir şey değil yani. Gerçekten zor dönemler. Hani bunlardan 6-7 yıl önce ben de geçtim ve sıkıntılı dönemler oluyor. Velinin özellikle birazcık daha çocuğun sorumluluklarına vurgu yapacak diye kendini birazcık cezalandırma usulüne gittiğini gözlemleyebiliyorum. Çeşitli kıyaslamalar mevcut oluyor. Kıyaslama yaparken bile bir önceki onunla bile kıyaslama yaptığımızda çevre etmeni değişiyor. Girdiği sınavlar değişiyor. Aldığı puanlar değişiyor. O sınava giren öğrenciler değişiyor. O günkü çocuğun psikolojik durumu değişiyor ve o kadar fazla şey değişiyor ki siz de başarısının artacağını veya azalacağından dolayı ona bir takım yaptırımlar yapacağınızı bahsediyorsunuz ve bu da onun birazcık daha düşmesine sebebiyet veriyor. Çocuğun düşmesi birazcık daha kaygısını arttırıyor. Yani sınavdan az yaptım veya işte bugün birazcık az zamanım oldu. Çok fazla soru da çözememiştim. İşte veya derslerle ilgili bir takım şeyler yaşadı. Problemler yaşadı. Problemleri işte yaptığı, ettiği alışkanlıklara devamlı vurgu yaptınız. Bunu hani siz yapınca etkisi pek olmuyor. Çocuğun kendi bunun farkına varması gerekiyor. Kendi farkına varması için ona sadece sabırlı ve sakin bir şekilde yanaşmamız gerekiyor. Sabırlı ve sakin bir şekilde yanaşmadığınızda direkt olay sonuç neden ilişkisini siz kurunca çocuk o beceriyi elde edemiyor. Yani kendi ayakları üzerinde duramıyor. Kendi ayakları üzerinde duramayınca da kendini gerçekleştiremiyor. O yüzden demotive de edici, moral bozuyor konuşmalar ve söylemlerinize dikkat edin. Dikkat ederken bu durumu farkına vardığınızda zaten duracaksınız. Ben bunun farkındayım. Hepiniz irade sahibi bireylersiniz. Şöyle geçelim. Şimdi kaygı evet öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın en önemli engelidir. Kaygının yeterli düzeyde olması lazım. Orta düzey dediğimiz kavram vardır. Uç noktalarda olmaması lazım. Şimdi özellikle sınavlarda bu daha çok ortaya çıkıyor. Bizim sınav kaygısı dediğimiz aslında adı üstünde sınav kaygısı. Zor bir sınav. Bu sınavın zor olduğunu evet biliyorsunuz ama her şeye rağmen devam edeceksin kavramı var. Bunu sık sık dile getirin. Mücadele ve çaba olayını dile getirin. Şimdi kendini ispatlaması gereken bir yer mi? Bunu düşünmeliyiz. Kendisini ispatlaması gereken bir yer olup olmadığını kendi sorgulaması lazım. Hani burada alacağı not onun hayatının bütün anlam ve önemini katacak bir not değildir. Bunu çocuğa özellikle bahsedersiniz. Çünkü yoğun kaygı yaşayan öğrenci en çok bunu düşünür. Hani hayatımdaki bütün değerimi bu sınav verecek. Sınav verdiği için de şu an hani elimden gelen her şeyin en iyisini yapmam lazım. Ama bir anda diyorum ya merdivenin birinci basamağını onuncu basamağını düşünmeye çalışıyor.
10. basamağını düşünüp olmayınca da hemen düşüyor. Demotiv oluyor. Bu da onun için çok kötü bir etmen oluyor. Hani burada sizi toparlayıcı etmeniz olabilir. Evet. Ben seni görüyorum. Her şeye rağmen devam etmen lazım. Önemli olan senin burada çabalaman. Çünkü ileride de sağlam ve düzgün bir karakter olabilmen için, tuttuğunu kopartan bir insan olabilmen için devamlı mücadele etmeniz. Mücadele etmek kavramını bu yüzden çok iyi vurgu yapmamız lazım. O vurgu azaldığı an biz de geri plana düşeriz. Çocuk da geri plana düşer. O çaba her zaman vurgulanması gereken bir yer. Şimdi çocuklar da özellikle test çizerken gözlemlediyseniz eğer çok fazla yapamadığı soruya odaklanabiliyor. Burada tabi biliyorsunuz ki canlı dershanenin WhatsApp grupları var. Bu WhatsApp gruplarında gecenin 3'ü olsun, 4'ü olsun, 5'i, sabah 5'i olsun atılan soruya öğretmenimiz çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Çözemediği soru diye bir kavram yok. Anlamadığı konu diye bir kavram yok. WhatsApp üzerinden öğretmenleriyle bütün iletişimini kurabiliyor. Bakın bunu hani örgün eğitim sisteminde bulamazsınız. Hani bir öğrenciye ben evet hocam ben 10 gecenin 11'inde ders çalışmak istiyorum. Gecenin 11'inde ders çalışıyorum ama çözemediğim soru olunca kalıyor. O çözemediğim soru bütün konuya mal oluyor. Ve ben tökezliyorum. Bu durum beni üzüyor. Kapatıyorum test kitabını. Koyuyorum kenara. Kendime olan güvenimi de yitiyorum. Ne oluyor burada? Burada bir ilerleyen zamanlar öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Artık çocuk pes ediyor. Bırakıyor yani. Bu bırakmayı engellemek için zaten şimdi canlı dershanede bu özellikle WhatsApp grubundan çözümlü sorular örneği var. Niye? Çünkü o soru tipi bir tanedir. Bir tane çözersiniz, geri kalan soru tipleri onunla beraber pekişir. Pekişince ne olur? Çocuğun kendine güveni gelir. Artık bu sorunun yöntemini biliyorum. Ve ÖSYM'nin son 3 seneden beri yaptığı en büyük olay da şudur. Çok farklı soru tipleri ortaya çıkar. Hani aldığınız kaynaklar, bakın bu senenin kaynakları böyle bir sene öncekinden basılır. Ve bir sene öncekinden basılan kaynaklar hatta soru haznesi havuzu vardır kaynakların. O soru haznesini Allah bilir öğretmen 10 yıl önce yazdığı soruyu atmıştır. Şu an öyle, o şekilde sorular çıkıyor. Hani bir 10 sene önceki soru tipine bakın ve şu anki soru tipine bakın çok farklı. Çünkü neden? Artık soru tipleri hepsi ALES sistemine döndü. Çocuğun daha çok muhakeme, mantık becerisini ölçüyor. Hani 2 artı 2 eşittir 4 demiyorlar, sana problem gibi veriyor ama ve o problemi birleştiriyorsun. Burada en önemli etmen o şey canlı dershanenin kapattığı açı çalışma odalarında özellikle çalışma odalarında bu tarz soru tiplerinden kendi hocalarımız özgün bir şekilde yazıp koyuyor ve bu soru tiplerini çözebiliyorsunuz. Çocuklar sınavda hani çok bir duymuşsunuzdur. Aslında benim çocuğum çok güzel netler çıkartıyordu. İşte çok iyi puanlar alıyordu deneme sınavlarına dersen. Ama ÖSYM'de yapamadı. Bilin bakalım neden yapamadı? Çocuk tek bir kaynaktan gitti. Ve gördüğü dünya onun için tek gerçek dünyaydı. Normal sınava girince birden tökezledi. Böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğimizden dolayı bütün ön koşulu çocuğa güzel bir şekilde yaşatmamız gerekiyor. Bu da onun hani bu geleceğe olan temel güven duygusuna karşı o güvensizliğini azaltıyor. Temel güven duygusuna karşı o güvensizliğini azaltınca ne oluyor? Çocuk kendini bir tık daha yukarıda görüyor. Düşünün, bilerek hani bir soruyla daha önce karşılaşmış olmanın verdiği hisle beraber o soruya odaklanması çok harika bir şeydir. İlk defa karşılaştığı soru tipler. Hani daha çok bunu görüyorsunuzdur matematikte. Hani değişik değişik soru tipleri çıkıyor ve bu değişik soru tiplerini çocuk görünce ben bunu yapamayacağım deyip boş geçiyor. Halbuki çözümleri çok basit ve kolay. Gerçekten çok fazla acı bir kayıp yaşıyoruz. Yani bu acı kaybı yaşamamak için biz özellikle çalışma odalarında buna benzer soru tiplerini ekliyoruz ve aynı zamanda o soru tiplerin hepsinin çözümleri var. Ki çocuk eğer kendi kaynağından soru çözmüşse o kaynağında çözemediği soruyu WhatsApp'tan hocasına sorup bunu pekiştirebiliyor. Bir de sınav kaygısının
En çok vurmak istediğim nokta, bunu birazcık sona bıraktım. Deneme sınavlarıdır. Deneme sınavlarına ne kadar girmiş olursa çocuğun o beklenti, kendini fark edebilme, farkındalık oluşturma kavramı o kadar yüksek olur. Kendiyle artık ben buyum diyor. Şu an seviye bu, bunu bir tık koyabilmem için şu konularım eksik, bu konularım eksik diyebiliyor. Ve bununla ilgili bizim canlı dershanenin yapmış olduğu iki tane deneme sınavı var Türkiye'ye gelip. Türkiye'de gerçekten önemlidir. Kendi Türkiye çapında bir sıralaması olur. Ve bu sıralamada çocuk şeyde de gerçekle bir adım daha öne geçerek de yüzleşir. Şimdi bu gerçekle yüzleşme dediğimiz kavramı onun kendine olan güven duygusunu aşılar. Çünkü kendini nerede olduğunu ve nereye gittiğini gözlemleyebilir. Tabii üçüncüsü de gerçekleşecek bunun. Üçüncüsünün tarihini şöyle biliyorum ben. Şubat'ın yanlış söylemeyeyim, ben notumu almıştım. Şubat'ın 6'sıyla hemen kontrolünü ediyorum. Bizim bu Şubat'ın 6'sıyla, pardon, Şubat'ın 3'ü ile 10 arasında gerçekleşecek bu bizim şeyimiz. Şubat'ın 3'ü ile 10'unda Türkiye genel sınavı gerçekleşecek. Zaten bunun duyurusunu yapacağız. Bu duyurunu yapıyoruz ama bakın burada sizin etmeniz de çok önemli. Sizin etkinliğiniz de çok önemli. Bu sınavların sonuçlarını sizler de bulabiliyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda çalışma odasındaki harcadığı zaman neler yaptığını hani karne gibi edinebiliyorsunuz. Bu açıdan bunları da değerlendirmenizi istiyorum. Bu konularda çok dikkat etmenizi isterim. Şöyle. Şimdi bugün kavramı, hani bizim özellikle şeye başlarken, ilk seansa, ilk terapiye başlarken şu kavram var. Şimdi ve burada düşünceleriniz nelerdir? Buyurun, siz dinliyorum. Şimdi ve burada kavramı gerçekten çok önemlidir. Çünkü kişi geçmişte veya gelecekte yaşayamaz. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Şimdi bizimkilerin daha çok birazcık gelecek kaygısı. Sınav ilerleyen zamanlarda ya, gelecekle ilgili bir yoğun bir kaygısı var. Bugünü iyi değerlendirmiyor ki sizler de en çok yaptığınız olan hani tek yoğunlaştığınız, ben de kendimi katıyorum, tek yoğunlaştığınız yer şu sınav. O sınava ne düzeyde çalışacağımız veya o sınavla ilgili neler yapacağımız üzerinde devamlı onun üzerine çalışıyoruz. Çocuğun küçük yaptığı, kendine kattığı şeylere artı bir şey söyleyemiyoruz. Artı bir şey söyleyemeyince çocuk kendine olan özgüvenini yitiriyor. Özgüvenini yitirince ne oluyor? Dolaylı olarak öğrenilmiş çaresizliği getiriyor. Öğrenilmiş çaresizlik ne yapıyor? Sınavda yüzleşmekten korkuyor ve girmiyor. Tercih etmiyor veya istediği bölümü tercih etmiyor ve istediği de hedeflerini koyamıyor. Ben bu hedeften geri planda kaldım diyor. Bu da onu geri plana itiyor. Burada çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, bugün de yapılan her şeyin takdiridir. Takdir, bakın, sosyal bir ödüldür. Sosyal ödüller insana hani ödülle cezalandırma sistemi de değildir. Sosyal ödül her şeyden önemlidir. Vereceğiniz bir teşekkür, işte çok çabaladık görüyorum. Umarım bu şekilde devam edersin. Çok güzel gidiyor. Bu şekilde birazcık ayarlamada. Biraz uzaklaştım sanırım, ondan olabilir. Hemen. Çocuğunuzu şimdi ve buradasını özellikle değerlendirin. Geri dönüşünü hızlı yapın. Onun özgüveni yerine gelsin. Bakın özgüveni o şekilde ilerler. Basamak basamak. Çocuğunuzdan bir anda büyük şeyler beklemeyin. Kimsenin elinde de sihirli bir değnek yok. Şimdi bizim en çok yönlendirmede bulunduğumuz alanlardan bir tanesi şu kadar net yapmalısın. İşte bu kadar sıralamaya girmesin. İşte bu yıl mutlaka kazanmalısın. Zorunluluk ifadeleri öğrencinin kaygısını arttırıyor. Size daha ilk konuşmamda zorunluluk ifadesinin ne kadar lazım kelimesinin ne kadar hayatımıza bizi geri plana ittiğini hani komple bir günümü versen anlatırım yani lazım kaldığında. Bu tabii bizim konumuz daha çok sınav kaygısı, sınav üzerine olan kaygı, normal kaygı değil. Ama bu söylediklerim çoğunluk normal kaygının içerisine de alabilirsiniz.
Bu öğrencilere özellikle sınav zorunluluğuyla ilgili aynı duygudaşlığı verin. Duygudaşlığı verin. Orada çocuk evet ama şunu unutmayın. Çocuğunuza da söylerken hani bak evet çok zor bir sınav. Şu an üzüldüğünü veya bununla ilgili kaygıyı biliyorum. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çaba göster. Gayret et. Ben senin çabanı görüyorum. Elinden geleni yapıyorsun. Yapacaksın da bu şekilde devam edip pek işte zorunluluk ifadelerini iptal edin. Birazcık da olayı alternatif kurmaya şey yapın. Hani sıralamaları, puanlarını işte şu sıralama bulursan şu tercih edersin, bu sıralama bulursan burada tercih edersin. Siz de biliyorsunuz artık yeni sistemde bölümlerle artık puanları birazcık daha fazladan aza doğru indi. Daha çok kontenjan açılıyor. Çok fazla mezun var. Çok fazla alandan mezun olunca çocuk daha çok artık hani herkes üniversite okuyor. Herkes o bölümü okuyor. Herkes onu yapıyor. Herkes onu yapıyor. Oraya bir fark koymak gerekiyor artık. Oradaki en büyük farklardan bir tanesi işte bu çaba kavramı var ya. Çaba kavramı. Tuttuğunu kopartan kişi. Bunun vurgusunu yapın. Bu mesleğe girdiğinde işte sen tuttuğunu kopartabilecek bir bireysin. Sen şu başarıdan şu başarıya kadar gelmiş bir bireysin. Bunları devamlı çocuğun eski başarılarını, bakın başarısızlıklarını eski başarılarını hatırlatın, motivasyonunu yükseltin. Eski başarılarını hep hatırlatma yapın. Bak şu, sen işte şunu da çok kolay, güzel yapıyorsun. İkinci motor becerilerini çok iyi, el becerilerini çok harika. Sen kendini çok iyi ifade ediyorsun, konuşabiliyorsun. İşte insanlarla samimi bir şey kurabiliyorsun. Hani yönlendirmeleri yaparsan bu şekilde yönlendirme yapın. Şu puanla buraya gir diye bir yönlendirme yaparsanız çocuk da o puan almak için o sorumluluk değil yükümlülük oluyor işte. Yükümlülüğü üzerine alıyor omuzlarına. Omuzlarına alınca da çöküyor çocuk. Çökmemesi için olayı yeteneğine göre vurgu yapın. Yeteneğine göre vurgu yapınca o zaten başarısını istemsizce arttırıyor. Çünkü başarısını azaltacak bütün etkenleri burada biz eline boyuna tartışıyoruz. Çocuklarımızla devamlı konuşuyoruz. Sorular soruyor. Bununla ilgili yönlendirmeler yapıyorum. Ve yeteneğinin yüksek olduğuna inanıyorsa bu konuda başarısı da yükselir. Çünkü istediği şey için insanlar çalışır. Evet, sizin yaşadığınız konu kaygı çocuğunuzu gerçek anlamda etkiliyor. Etkilenmesi için birazcık daha çocuğunuzla ilgili hani kendi kaygınızı yansıtmamalısınız. Tabii bu çok doğal bir olay değil ama etkileşim olduğu için insanlarda çok fazla yansıtmadan elinden gelenin en iyisini yap kavramını ortadan çıkacağız. Çünkü kaygı seviyeleri çocuklarla annelerin ailelerin aynı oluyor genelde. Çok veli görüşmesi yaptım. Çok öğrenciyle veliyi çok çabuk ayırt edebiliyorum. Hani toplu veli görüşmeleri yaparken de bunun çocuğu diyebiliyorum. Benzerlik dışında hareket ve kavramlarından dolayı. Çünkü benzer aynı orta, aynı örgüsün içinden çıkmış bir birey bunların hepsi. O yüzden sizin kişiliğiniz çocuğun kişiliğini etki ediyor. Bunun bilgisinde olun, farkında olun. Şimdi özellikle çocuğumuza şu tarz kelimeler, kavramlar işte yata yata kazanamazsın. Otur oğlum git bak. Herkes oturarak ders çalışır. İşte masaya koyar kağıdını, şeyini bu şekilde çalışır. İşte kulaklık dinleyerek dersini çalıştır. Ne bileyim işte müzik dinleyerek dersini olur. Veya devamlı dışarıda ders mi çalışılır? Eve geliyorsun, hiç ders çalışmıyorsun. Sen gel evde çalış, dışarı gitme gibi kavramlar ortaya çıkarmayın. Çünkü çocuk kendini nerede iyi hissediyorsa veya performansının ne kadar iyi olduğunu biliyorsa orada yapmalı. Ben bunu özellikle bahsedeyim işte sabah kalkıyorum sabah daha iyi ders çalışır veya sabah kalkıyorum daha iyi akıllı gelir gibi kavramlar ortaya atmayın. Bu tarz kavramlar hiç hoş değil. Bu işi zaten biz yapıyoruz çocuklarla beraber. Siz çocuğunuzun verdiği kararlarına saygı duyun. Nasıl onlar sizin kararlarınıza saygı duyuyorsa mecburi bir saygı değildir umarım. Sizler de onların kararlarına saygı duyun. Mesela akşam geç çalışabilir. Gündüz vakti çalışabilir. Yani bu onun tercihine kalmış. Çünkü biz en çok vurgu yaptığımız noktalardan bir tanesi kendini nasıl rahat hissediyorsan orada. Ben kendimi
Yatakta test çözerken rahatsız ediyor. Ama bu bir örnek. Ve bazen kitap kafelerine gittiğimde veya kütüphaneye gittiğimde sosyal çevrenin vermiş olduğu bir o hani rahatlamayı herkesin yaptığı bir şeyler mi yapıyor rahatlamasıyla kendim daha çok odaklanmış hissediyorum. Müzik dinleyerek ders çalıştığım da oluyordu. Tabii bu çevredeki uyarıcılara karşı ilgimi de azaltıyordu. Güzel oluyordu. Bu da eğer sınava gireceğiniz yerde sesten fazla etkilenmenizi de engellemiş oluyor. Yani her şeyin bir bardağın dolu tarafı, boş tarafı var. Bunları güzelce değerlendirmek gerekiyor. Hani siz çocuğunuzu daha fazla bir karmaşaya yol açmadan bak şöyle oluyor, bak böyle oluyor tarzı herhangi bir kişisel blogcunun, işte yaşam koçunun dediklerini dinlemeyin. İşi lütfen uzman kişilere bırakın. Uzman kişilerin dediklerine kulak verin. Tercih ettiğiniz, tercih edin sadece. İşin uzmanı olmayan kişilerin tercih edeceğiniz şeylerin sorumluluğunu sizler alırsınız. Kimse size sormaz. Şimdi, sınav önemli. Evet, bu kavramı tekrar bir yapmışım burada. Sınav önemli ama tek kaynağımız bu değil. Bu kaynak dışında da hayatımızın devam ettiğini, hala öğrencilerimize şey olarak baskısını yaparsanız bu bizim mutlaka yapman gereken bir şeymiş gibi baskısını yaparsanız çocuk demotive olacaktır. Bunu tekrar vurgusunu yapayım. Demotive olmasın, kendini mutlu hissettiği alanda tercihini yapsın, kendini tanısın. Belki onun için iyi tercih olmayacak. O meslekte başarılı olamayacak. Bunu unutmayın. Şimdi özellikle şurada önemli bir vurgu yapılıyor. Başarılı olunca o çocuk işte bana çekmiş, bana benzemiş, işte ailesindeki birey gibi olmuş diye biliyorsunuz. Ama başarısız olunca bu hiç çalışmıyor. İşte dayısına mı çekti, teyzesine mi çekti? Kötü benzetmeler, kötü örneklemler yapmayalım. Kötü örneklemlerden sonra da hem akrabalarınızla aranız açılabilir hem de çocuğa bir yaptırımı olmaz. Tam tersine kötü bir şey etken etmiş olursunuz. Başarısızlığı da başarısı da sizin paylaşacağınız bir şey. O yüzden hani bir çocuğun kendi çocuğunuzun başarısıyla dalga geçmek onu daha da geri plana iter. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Sonucumuz bu. Hayat devam ediyor. Alternatifleri oluşturmuştuk seninle. Alternatif kavramından bahsetmiştim. Alternatifleri biraz düşünelim. O alanlara bakalım. Dilersen bir sonraki sene için. Tabii bu sizin de yardımınız gerekiyor burada. Takdir ettiğiniz takdirde, devam ettirmesini istediğiniz takdirde bu teklifi de sunarsınız. O derece kabul eder veya etmez. Şöyle devam edelim. Şimdi sorularınız varsa özellikle sorularınızı almak isteyeceğim. Merak ettiğiniz bir husus var mı? Yazma konusunda öğrencileriniz yanınızda mı bilmiyorum ama destek sağlayabilirler size. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa. Sanırım yok herhalde. Eğer sorunuz varsa dinlemek isterim. Ya da yazın, okuyayım ben size. O şekilde cevaplayalım. Merak ettiğiniz bir husus varsa zaten biliyorsunuz canlı dershane haftanın 7 gün 7 gün 24 saat diyeceğim artık da diyemiyorum. Saat 9-23 arasında haftanın her günü. Sınava çalışmayı bırakması motive edebilirim. Sınav Ayten Hanım sınava çalışma olayını bırakmamasını kendiyle ilgili bir plan yapmasını isteyin. Hayat devam ettiğini, sınavın sonucunda her şeyi elde edebileceğin anlamına ve her şeyi kaybedeceğin anlamına gelmediğinden bahsedelim. Elinden geleni yapması gerektiğini yapın. Bununla ilgili eğer devam etmiyorsa bir önceki başarılarından bahsedin.
Aha, bak sen şunu da yapmıştın, bunu da yapmıştın. Bizim burada tek yapmamız gereken durum her şeye rağmen devam etmek. Ne kadar başarı düzeyimiz düşük veya başarı düzeyimiz ne kadar düşük diyorum ama istediği bölüme göre düşük olursa olsun elinden gelenin en iyisini göstermeye gayret göster. Bakın şu kavramı sakın şu kavramda değinmek istiyorum bitirmeden önce. Genelde yapılan en çok şeylerden bir tanesi şu. İşte çalışsa yapardı kavramı. Çalışsa yapardı kavramı diye bir şey yok. Çocuk çalışmıyorsa yapamayacağını düşünüyor. Bu kadar basittir. Zaten onun işi gücü yok. Tek işi var çalışmak. O yüzden çalışsa yapardı kavramından daha çok çalışan herkes yapardı. Ama çalışmamasının sebebi öğrenilmiş çaresizlik. Bu durumla ilgili toplumsal düzeyde kendisiyle veya arkadaşlarıyla, akrabasıyla yüzleşmek istememesi, tamamen başarı odaklı olması, bunları engellemek için elindeki çabaya fırsat verip çabayı takdir edin, çabasını göstermesini sağlayın. Çabasını gösterdikten sonra çocuğu bulurum. Tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele ettin. Evet, sonuç ne olursa olsun bu senin için her zaman güzel olacak. Kavramı ortaya koyun ve bu şekilde çocuğunuzu pekiştirin. Eğer çok fazla depresyon belirtileri gösteriyorsa bu durumla ilgili gerçekten uzman bir kişiye yönlendirin. Hani bizim pazar günlerinde özellikle saat 9'da uyguladığımız rehberlik dersinde, psikolojik danışmanlık dersinde lütfen yönlendirin. Bu tarz şeyleri kendi beyan etsin, farkına varsın. Bu durumla ilgili bizler de zaten derslerde birebir bütün konuşmaları gerçekleştiriyoruz. Deneme sınavlarına canlı ders anneti üzerinden başvurabilirsiniz. Nedim Bey, burada eğer daha fazla bir bilgi almak isterseniz şöyle şu an mail de atabilirsiniz. Size direkt link de yollar eğer bulamazsanız. Onlar da yardımcı olur. Buradan bilgi alabilirsiniz ya da canlı ders web sitesi üzerinden iletişim adreslerini oradan arayarak veya mesaj atarak dediğimiz gibi öğrenebilirsiniz. Size yardımcı olurlar. Dediğim gibi haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 11'e kadar hizmetimiz devam ediyor. Dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bunun hiçbir sıkıntı yok. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Faydalı olmuştur diliyorum. Yapabileceğim başka bir durum var mı sizler için? Ben bir tane daha şey yapmak istiyorum sizlerle beraber. Umarım ona da katılırsınız. Ben size bir sonraki aşamada son aylarda çocuğun neler yapması gerektiğini üzerinden şey yapacağım. Bunu da Dilek Hanım o gönderdiğim adrese danışabilirsiniz. Onlar size link atar yönlendirmesini yapar. Rahat rahat ulaşırsınız. O info@canlıdersen.net ve iletişim adreslerinden bulabilirsiniz. Bu durumla ilgili endişe etmeyin. Her şey çok kolay ve basit. Yapabilirsiniz. Önemli değil. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir daha inşallah buluşuruz. Katıldığınız için sağ olun.